Kadına yönelik şiddet vakalarına müdahale etmede uygulamaya konulan KADES vatandaşlar tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Çok karşıyım. Gerçekten elime gelse o an herhalde boğar öldürürüm ben o adamı. Eğer ki o buton gerçekten bizim sağlığımız açısından iyi bir şeyse ben de basarım butonu. Dayak olmamalı, şiddet olmamalı. Haklı ya da haksız. Mobil uygulama olarak kullanılan KADES, eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, uygulama sayesinde kadın acil destek ihbar sistemine ulaşabiliyorlar. Biz çocuklarımıza bile yeri gelip kızıp vurduğumuz zaman çocuklar, benim mesela küçücük oğlum bazen sinirlendiğim, anne seni polise vereceğim diyor. İnşallah uygulama işe yarar da bir çözüm bulunur inşallah. Kadına şiddet tıkınıyorum ben. Peki KADES nasıl kullanılır, nasıl indirilir? İşte uygulama ile ilgili bilinmesi gerekenler. Bu uygulama ile ilgili KADES uygulaması nedir? Nasıl telefonumuza indirebiliriz? Bu hususlarda bizi bilgilendirip aydınlatabilir misiniz? KADES, kadın acil destek sistemi olmakla birlikte KADES uygulamasını Android ve iOS akıllı telefonlarımızdan, Google Play ve internetten indirerek konumumuzu açık tutuyoruz. Konumumuzu açık tuttuktan sonra telefon bizi yönlendiriyor. Kaydolma işlemini, TC kimlik numaraları, adres bilgilerini girdikten sonra evet butonuna basarak merkeze gönderiyoruz. İhbar şeklinde 155 çağrı merkezine düşüyor. Çağrı merkezinde otomatikmen bizim konumumuz gözüküyor. Evet, emniyetten gerekli bilgileri aldık. Biz de telefonumuza KADES uygulamasını indirdik ve şimdi kontrol edeceğiz. Bakalım ne kadar bir süre zarfında bastığımız zaman polisler olay yerine intikal edecekler ve sizler için denemesini yapıyoruz. Evet, butona basıyoruz. Evet, ihbarımız üzerinden 2 dakikalık bir süre zarfı geçti. Polis memurları ihbarımız üzerine olay yerine intikal ettiler. Biz KADES uygulamasını Aksu Haber ekibi olarak denemek istedik. Vatandaşları bu hususlarda bilgilendirmek istedik. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz ve uygulamayla ilgili bizleri aydınlatabilir misiniz? 2 dakika içerisinde olay yerine geldiniz. İnsanlarımız çok değerli. Onlara değer veriyoruz. Onları önemsiyoruz. Onun için de elimizden geldiği kadar en hızlı şekilde, en seri şekilde olay yerine gelmeye çalışıyoruz. Bugün de öyle oldu. Bizim de bu konudan haberimiz yoktu. Teşekkür ederiz. Yani vatandaşlarımızdan isteğimiz, hani konu çok önemli, çok hassas. Gereksiz yere 155'i şey yapmasınlar, yani meşgul etmesinler. Çünkü bazı ihbarlar boş çıkınca diğer gerçek olan, yani önemsenecek ihbarların önüne geçiyor. O da o zaman da bir sıkıntı çekiyoruz. Onun için vatandaşlarımızdan daha duyarlı olmalarını istiyoruz.